Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt çeşitli programlara katılmak için Bodrum'a geldi. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Bodrum Şube Başkanı Ümit Baltutan ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arası makamında ziyaret etti. Ziyarette derneğin faaliyetleri, bugüne kadar ortak gerçekleştirilen proje ve çalışmaların yanında yeni proje ve çalışmalar üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından Trafo Kafe'de dernek üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Mustafa Hüsnü Bozkurt ve beraberindekiler Goca Bodrumlular Gecesi'ne katıldı. Kent Haberi açıklamalarda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, derneğin çalışmalarından bahsederek şunları dile getirdi. Biz tabii Türkiye genelinde 66 bini aktif, 134 binde pasif olmak üzere 200 bine yakın üyesi olan 342 şubesi, 50'nin üzerinde temsilciliği olan bir ülkenin en büyük demokratik kitle örgütüyüz. Bu anlamda hem deprem bölgesine dönük çalışmalarımız var, hem gençlerimize dönük çalışmalarımız var, hem ülkemizde yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne dönüş için ciddi çabalarımız var. Bunlarla ilgili gerek salon toplantıları, gerek paneller, gerek kitap basımları, bunları hayata geçiriyoruz. 28 Ekim'de yine Ankara'da 10 bine yakın üyemizin katılımıyla büyük bir laik cumhuriyet buluşması gerçekleştireceğiz. Daha önce 23 Nisan 2022'de yine benzer bir toplantı yaptık Ankara'da. 12 Kasım 2022'de İstanbul'da sanatçılarımızın da katıldığı, 6 bine yakın insanın katıldığı büyük bir İstanbul buluşması gerçekleştirdik. Bütün amacımız ülkemizde Atatürk'ün düşüncelerinin, Atatürkçü düşünce sisteminin devlet hayatına yeniden egemen olması, bunu sağlamaya gayret ediyoruz. Bu anlamda söylediğim gibi çok yönlü çalışmalarımız var. Bodrum'da da sevgili Ümit Baltutan Başkanımız aynı çalışmaları burada yürütüyor. Cahit Başkanımız Muğla'da yürütüyor. Turgay Başkan koşturuyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Evet. Biz bir demokratik kitle örgütüyüz. Siyasi parti değiliz. Kimseye iş aş vaat etmiyoruz. Kimseye herhangi bir olanak sunmuyoruz. Gönüllü bir derneğiz. Tamamen üyelerimizin cüzi bütçelerinden ayırdıkları yıllık 48 liralık ödentilerinin 1/4'ü genel merkeze geliyor. Yani her üyemizden yılda sadece 12 lira alarak derneğimiz ayakta duruyor. Bunun yanında pek çok hayırsever Atatürkçü insanımız da derneğimize bağışlar yapıyor. O bağışlarla da etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Kars'tan Edirne'ye, Trabzon'dan Mersin'e, Muğla'dan Artvin'e, Anadolu'nun her yerini dolaştık 2 senedir. Çok ciddi bir yöneliş var. Ben gittiğim her yerde yurttaşlarımızın Atatürk dönemine büyük bir özlemle baktığını ve ülkemizin yeniden Atatürk Cumhuriyeti hedefine ulaşması gerektiğine inandıklarını görüyorum. Bu çok sevindirici. Biz de bunu geliştirmek için bir demokratik kitle örgütü olarak diğer demokratik kitle örgütleriyle, Barolar Birliği'yle, Eğitim İş'le, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle, diğer sendikalarla ortak eylem planları da yapıyoruz. Tabii ki her şeyi yasalar çerçevesinde ve yurttaşlarımızla yapmaya gayret ediyoruz. Evet.